Hoş bulduk, günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi kırmadığınız için, yayınımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür 12'de ediyoruz. 12'de antrenmanı varken... Evet, 12'de antrenman var hocam. Hızlıca hemen sizinle özel röportajımızı gerçekleştireceğiz ama çok teşekkür ederiz. Bize değerli vaktinizden ayırdığınız için. Hocam tabii haftanın karşılaşması kuşkusuz Beşiktaş-Medipol-Başakşehir mücadelesiydi. Milli arada Beşiktaş çok zor günler geçirdi. Hem sakatlıklar hem hastalıklar. Evet. Siz de ifade etmiştiniz. Büyük bir çoğunluğunu antrenmanların 10 kişiyle gerçekleştirdiniz. Ve şu bir gerçek ki aslında milli arada Turgay Demir de dahil birçok yorumcumuz, birçok futbol sever Medipol Başakşehir'i favori görüyordu. Ben beraberle dünden razıydım. İşinin zor olduğunu düşünüyordu ama biz bambaşka bir Beşiktaş izledik. Nasıl değerlendi? Nasıl oldu bu süreç? Öncelikle günaydın diyeyim. Yayınla ilgili ya Turgay abi çok iyi bir Beşiktaşlı. Onu kırmak mümkün değil tabii ki. Allah razı olsun. Her zaman Turgay abinin yayınına her zaman bağlanırım. Onda hiçbir sorun yok. Biz bu milli maç arasında çok sağlıklı geçirmedik işte. Bu hastalıktan dolayı, Covid'den dolayı maalesef 2 haftadır 10 kişi antrenman yapıyorduk. Bir takımda olan oyuncular, hasta olan oyuncularımız. Gerçekten bize fazla yaramadı yani bu milli maç arası. Aslında daha bazı oyuncularımız çünkü fizik olarak çok eksikler. İşte oyunun sonunda Enkudu aylardır antrenman yapmıyor, maç oynamıyor. Yani onu hazırlamaya çalışıyoruz. Keza Gökhan 2-3 haftadır antrenman yapıyor. İşte Adem sezon başından beri sakatlıklar yaşadı. Evet. Bazı oyuncularımızın fizik güçleri eksik. Onları hazırlamaya çalışıyoruz ama tabii biliyorsunuz tüm dünya, tüm ülke çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte birçok problemler yaşıyoruz. Gerçi bütün antrenör arkadaşların problemleri yaşıyorlar. Ama dediğim gibi işte onun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Evet. Yani kağıt üzerinde biz de birçok maça favori çıktık. Ama sezon işte bildiğiniz gibi kaybettiğimiz maçlar oldu. O yüzden önemli olan sahaya çıkıp oyuncuların göstereceği, vereceği mücadele çok önemli. Yani o açıdan kağıt üzerinde hele böyle bir atmosferin olmadığı bir dönemde, şartların zor olduğu bir dönemde yani kağıt üzerinde favori olmanın çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Bu bizim için, herkes için geçerli bu. Önemli olan sahaya oyuncuları iyi hazırlamak, takımı iyi hazırlamak, oyuncularımızın çıkıp iyi mücadele etmesi, camiamıza yakışır bir şekilde sahada oynamaları, bunlar bizim için çok önemli. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü en azından önümüze bundan sonrasına biraz daha umutla bakmamızı sağladı. O açıdan çok önemliydi. Özellikle ilk 45 dakika için şunu söyleyeyim. Muhteşem bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı baskı yedik. Bunu biliyorduk baskıyı. Baskıdan çıkmayı da devre arası oyuncularla konuşmuştuk nasıl çıkmamız gerektiğini ama işte biraz 20 dakikalık bölümde biraz sıkıntı yaşadık. Ondan sonra penaltıdan sonra o rakip onkuşu kalınca maalesef oyuncularımız çok rehavete düştüler, çok rahatlığa düştüler ve neticesinde 2 tane gol yedik. Ama oluyor futbolda böyle şeyler yani ama tabii kazanmak çok önemliydi. Çok zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz camia olarak çünkü ciddi bir değişkenlik yaşadık. Geçen seneki kadromuzdan çok oyuncumuz gitti. Evet. Bu sene yeni oyuncular kattık kadromuza. Şimdi o birlik beraberliği, o takım havasını, o birlikte oynamayı yavaş yavaş ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da tabii doğal olarak bir süreç gerektiriyor. Biz de o süreci en iyi şekilde değerlendirip yani normalleşmeye çalışıyoruz aslında. Hocam öncelikle hakikaten tebrik ediyorum. Ben aklımdan geçirmiyordum Beşiktaş'ın ilk yarıdaki futbolunu. Çünkü kafamda oynadığımda maçı oynayamıyordum öyle söyleyeyim. Bu hakikaten bana göre en başta sizin başarınız. Bunu demek ki o arayı eksik her şeye rağmen iyi değerlendirmişsiniz. Oyuncuları inandırmak çok önemli hocam. Yani evet. Larin'i sol kanatta neler yapacağını inandırmak çok önemli. Bana göre. Rıdvan'ı büyük oynayacağını inandırmak çok önemli. 37 yaşındaki Atiba'yı Ozan Tufan'a futbolcu olduğunu hatırlatmıştınız ya. O şekilde. Larin konusunda Atiba'ya bir şey demiyorum. Atiba her eve lazım. Onu bir cümleyle geçin gerçekten bence. Gerçekten öyle Turgay abi. Her eve lazım bir oyuncu. Kesinlikle. Larin için hocam onu orada kullanmak, kanatta kullanmak sadece bu maç özel bir şey mi? Bundan sonra da olacak mı? Ne diyorsunuz Larin'e? Çok da gol atıyor aslında. Evet ama biz Larin'i 4-5 maçları orada kullanıyoruz zaten. Ama işte bu sezonu söylüyorum zaten. Yani sadece bu maç değil. Bu. Şimdi Turgay abi bazen takımın içinden bir şeyler yaratmak lazım. Çünkü evet. Enkudu'yu kullanamıyoruz. Sakatlığı var. Enkudu yeni antrenmanlara başladı. İşte bu hafta yarım saat kullandık.
Yani bir bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Bazen değişik hamleler yapıyoruz. İşte değişik oyunculara pozisyon arıyoruz bazı bölgeleri kurtarmak için. Ama Larin mesela o bölgede hiç düşünmediğimiz bir oyuncuydu bizim sezon başında. Ama oyuncunun performansı, oyuncunun mücadelesi, istek arzusu, gol atma arzusu bizim onu orada kullanmamızı sağladı. Bu tamamen oyuncunun kendisiyle ilgili bir durum. Yani ben şunu düşünüyorum. Mesela geçen bana maçtan sonra, Denizli maçından sonra galiba eleştiri yapmıştı. 3 tane defansif orta sahada oynuyor diye bir eleştiri yapılıyordu çok bana. Evet. Ya futbolda artık defansif, ofansif orta saha diye bir kavram mı kaldı? Kalmadı. Yani defansif orta saha ne demek? Yani 3 orta sahada oynuyorsun, defansif. Defansif orta saha diye futbolda bir şey yok. Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, oyuncuların hepsi top bizdeyken hücumcu. Ben böyle bakıyorum. Yani defansif, ofansif diye bir oyuncu kalmadı artık. Yani geri vitesle çalışacak, doğru söylüyorsun hocam. Orta sahada oynayanın da geri vites çalışacak. Ters kademeye girecek kanat oyuncuları. Yani savunmada oyuncular savunmayı da birlikte yapacak. Hücumu da birlikte yapacak. Artık dünya futbolunda, Avrupa'da böyle bir şey kalmadı artık. Yok o savunma yapsın. Bu hücum yapsın. O öyle bir şey yok artık bizde. Evet. Hocam Oğuz, Ozan Tufan gerçeğinden hareket edersek Adem Laiç'le Oğuzhan futbolcu olduklarına inanma aşamasındalar mı? Ya Turgay abi, şimdi mesela Adem'le ilgili, Adem'i oynatmıyoruz ama Adem'le ilgili şöyle bir durum da var. Şimdi Adem geçen sene biliyorsunuz çok iyi oynamaya başlamıştı ilk dönemin sonuna doğru. Onu hatırladınız. Ondan sonra hasta oldu. Hastalığı uzun sürdü ve uzun süre antrenman yapmadı ve o sezonu öyle kapattı. Sezon başlangıcında işte o sezona başladığımız zaman PAOK maçı haftası, herkes diyor ya işte PAOK maçı niye hazırlanmadık, niye onu yapmadık, niye bunu yapmadık? Ben dedim ya, zamanımız mı vardı? Ne zaman yapacağız? Biz PAOK diye bir takımla oynayacağımız, biz oturup oynamıyorduk ki normalde. Yani evet. O sonradan çıktı o maç. O maç bizim planlarımız arasında öyle bir maç yoktu. Yolda bulduk o maçı, doğru söylüyorsunuz. Yani o maç bize yolda çıktı yani. Bizim o maç, normal programda olmayan bir maçtı. Sonradan çıktı. Adem sezon başı geldiğinde tekrar sakatlandı. Yani Adem aylardır antrenman yapmıyor. Adem'in önce antrenman temposunu yakalaması lazım. Hocam bir cümle, pardon, bir cümle bir şey ekleyeyim, sonra ileriye geçersin sen. Hocam türbünde taraftar olsa yüzde kaç artardı performansı takımın? En az %30, %40. İç saha maçlarında değil mi? Tabii. İç saha maçlarında yani, kaçmaz. Mesela ben basında onu da söyledim maçtan sonra. Yani taraftarın olmaması çok büyük problem. Hani herkes için problem. Bizim için de, rakip için de, ne bileyim antrenörler için de, çünkü atmosfer yok. Evet. Yani maçlar 11'e 11 eşit bir şekilde oynanıyor. Kim koşuyor, kim mücadele ediyor, kim iyi oynuyorsa o kazanacak. Evet. Yani bir etken yok, başka bir etken yok. Herkes artık kendi işini kendi halledecek çıkıp. Öyle bir problem var artık. Biz de bir an evvel bu hastalık bitsin de normale dönelim diye bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç yaşıyoruz. Yani herkes yaşıyor bunu. Konuşmalarım yanlış anlamasın. Bütün arkadaşlarım için söylüyorum, teknik direktör arkadaşlarım. Kulüp başkanları, oyuncular. Bakın oyuncuların aileleri var, çocukları var. Tabii. İşte bu hastalık sürekli her yerde çıkıyor. Aman diyoruz, oraya gitmeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. İşte kimseyle tokalaşmayın, sarılmayın. Çünkü her an herhalde Covid'i en çok yaşayan da biziz yani. Benim takımda neredeyse 12-13, 14 kişi falan yaşadı. Evet hocam, Covid işi gücü bıraktı, Beşiktaş'la uğraştı bir ara. Evet, bayağı bir yani bu mesela çok üstümüze geldi. Şimdi herhalde mesela Rozier düzeldi. Rozier çıkacak. Hafta içi El Sakal'a dönecek herhalde. Aydın Hasiş dönecek. Yavaş yavaş oyuncularımız dönüyor. 1-2 oyuncu dışında herkesin dönmesi lazım. Ancak antrenman yapamıyor oyuncular. 10 gün, 12 gün, 2 hafta oyuncular dışarıda kalıyorlar. Dışarıda kaldıkları için tekrar oyuncuyu antrenmana alıyoruz. 2-3 gün sonra maç oynuyoruz ve ondan sonra çok iyi performans bekliyoruz. Bu kolay değil öyle. Değil, evet. Hocam, şimdi sen 15 gün eve gel, 15 gün Turgay abi işe gelmiyorsun. 16. gün programa çıkıyorsun. Bir yabancılık çekersin. Yani. Evet. Oyuncular da aynı yani. Bunlar da insan. O yüzden söyledim, basında da söyledim maçtan sonra. Ya oyuncuları çok fazla üstüne gitmeyelim yani. Olabilir yani. Oyuncular iyi oynamayabilir, kötü oynayabilir. Maç kaybedebiliriz. Ya yani bu süreci bir şekilde atlatacağız. Evet. En hasarsız atlatalım. Bizim için en sağlıklısı o. En hasarsız şekilde.
Hocam Laiç ile ilgili değerlendirmenizi yaptınız ama Beşiktaş taraftarı özellikle Laiç ve Rıdvan ile ilgili sosyal medyada soruları var size. Ama ben Laiç'e şunu da sormak istiyorum. Antrenman temposunu kazanması gerekiyor ifadelerini kullandınız. Uzun sakatlık dönemleri yaşadı dediniz. Evet. Maç öncesi Laiç'in kadroda olduğu ama maç öncesi ısınmada o ekranlara elleri cebinde görüntü vermesi bile taraftarı biraz üzdü. O maç temposunu kazanacak potansiyel var mı Laiç'te? Aslında Beşiktaş taraftarı en çok bunu merak ediyor. Evet. Çabası yani, var mı? Şimdi Adem için yeteneksiz bir oyuncu diyebilir misiniz? Asla. Diyemezsiniz. Adem gerçekten yetenekli bir oyuncu. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ancak fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor. Yani en önemli problem bu. Şimdi Adem de 2 haftadır falan mesela antrenman yapmaya başladı. İyi. Hı hı. Ama o fizik gücünü yakalaması lazım. Yani bize sahada maç kazandıracak, bize iş yapacak oyuncu lazım. Adem'de o kalite var, o karakter var. Oğuzhan'da da var. İşte Mensah'ta da var. Bunların hepsi aynı bölgenin oyuncuları mesela. O bölgede 3 tane oynayan oyuncumuz var işte. Biri Oğuzhan, biri Adem Taş, biri Mensah. 3 tane böyle kreatif oyuncu. Hocam şurada sözünü kesiyorum. Şuna da çok fazla katılmıyorum. Şimdi sen de fizik gücünü oynayan biri değildin ama öyle bir zeka vardı ki. O zaman da futbol yine orta sahada fizik gücü istiyordu. Rıza Hoca evet. da o yüzden çok etkili bir adamdı. Ama hocam Adem o zekayı da göstermiyor. Yani işte sen bir pasta maçı bitiriyordun. Bir evet. frikikle maçı bitiriyordun. Ben başlık atıyordum bitti derken çaktı Sergen diye. Şunu evet. diyorum. Adem'de ben o zekayı da zorlayan bir şey görmüyorum. Yoksa fizik gücü zayıf olabilir ama ya araya bir top bırakır hocam. Bir kaleye bir şut dener onu yapmıyor. Abi şimdi Adem de mesela kaliteli bir oyuncu ama o da oynamıyor şimdi. Biraz dışarıda kaldı. O da psikolojik olarak kendini biraz şey hissedebilir yani takımın dışında hissedebilir. Ha, hani şey. Motivasyonu tam olmayabilir, konsantresi olmayabilir, morali bozuk olabilir. Olabilir. Hani oyuncunun kendi içinde o problemleri de olabilir ama bizde farkındaysanız bizde herkes oynayabilir. Evet. Bunu yeter görüyoruz. Ki, yani yeter ki oynamak istesin. Yeter ki o mücadeleyi versin ama şunu da söyleyeyim. O mücadeleyi vermiyorsan oynamayacaksın. Aynen. Bravo. Hocam bunun altını çok çiziyorsun. Beşiktaş formasını benden isteğine veririm diyorsun. Aynen öyle. İsteğine veririm diyorsun. Ki istediğinde istesin. Alanları da gördük hocam evet. Beşiktaş'ta. Utku bunlara örnek olabilir mi? Rıdvan buna örnek olabilir mi? Ve biz Rıdvan'ı, Utku'yu Beşiktaş 11'inde daha çok görecek miyiz? Özellikle Rıdvan tabii, için tabii. bu sorular var. Ya şimdi bakın Turgay abi şimdi çok eleştiri alıyoruz bazen. İşte o niye oynamıyor? O niye oynamıyor? O oynasın. Şimdi iki tane genç kaleciyle ben yola çıktım değil mi? Evet. Sen çıkar mıydın? Vallahi çıkmazdı çıkmazdım. Söyledi de. Vallahi çıkmazdım. Ben dedim çıkıyorum. Ki hatta Tolga Zengin'e derdim ki bırakma gel elimizin altında olsun derdim. Çok net söylüyorum. Bize diyorlar ki gençleri oynat. Mesela gençlerle oynayalım. Gençler oynasın. Gençlere kapı açalım. Onların önünü açalım. Ben de diyorum ki tamam açalım. İki tane genç kaleciyle oynuyorum. Sonra diyorsunuz ki kaleci al. Hocam yine almayacaksın mı? Almayacağım. Yani almayacağım. Büyük cesaret, samimi. O çocuklara büyük özgüven veriyorsun. Ama büyük cesaret. Şöyle söyleyeyim. Abi, Başakşehir maçında hocam. Siz de verin. Duymadım. Yani ben siz de medyaya söylüyorum. Siz de verin abi. Bak evet. biz kalecilerimize güveniyoruz. Bunlar genç çocuklar. Bunlar hata yapabilirler. Bunlar gol yiyebilirler. Bunlar kötü oynayabilirler. Hiç önemli değil. Ama onları kazanmak istiyorsak bunlara katlanmak zorundayız. Evet. Sonra bana niye genç oyuncu oynamıyor diye sormayacaksın. Hocam seni çok kıskanan da var. Orada çok gözü olan da var. Onu Allah da biliyor, kul da biliyor. Her eleştiriye çok takmamak lazım. Bence kaleci konusunda özellikle bakın. Evet. Kulübüme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane yabancı kalecinin maliyetini düşünün. Evet. Yani iki orada... tane genç kaleciyle oynuyoruz. Bunun ekonomik kısmına da bakın. Biz bunu başkanımızla da sayın başkanımızla da çok konuştuk. İşte ben bu dedim ki bakın bunun ekonomik kısmına bakalım. Tamam kalede bir risk aldık mı? Aldık. İki tane genç kalecimiz var. Alalım. Risk almadan başarılı olamazsın. Hocam yeni nesil hocalarda risk almayı seven ender kişilerden birisin. Gençler konusunda
Herkes bir saat konuşur. Oynatanı bulamazsın. Sen Hasici de oynatıyorsun. Rıdvan'ı da oynatıyorsun. Yani kalecimi ya şey de oynatıyorsun. Ve kaleci almayacağım demeniz hocam. Evet. İki genç kaleciyle ben bu sezonu tamamlayacağım demeniz. Ben eminim ki o iki yerli genç kalecimize de umut ve özgüven aşılıyor. Kesinlikle. Helal olsun. Tekrar söylüyorum. Kaleci almayacağım. Helal olsun hocam. Şurada da yazıyorlar işte o kaleci kesinlikle almayacağım. Vallahi helal olsun. Sonucu ne olursa olsun kaleci almayacağım. Hocam diyor ki en son Murat Şahin'i koyarım kaleye gene diyor almayacağım diyor ya. Yok. Bu arada Murat Şahin hocamızı da tebrik edelim. Vay abi 16 yaşında üçüncü kalecimiz var. O çocuk için iyi şeyler duydum hocam, iyi diyorlar yani. Evet izleyenler. Yani o da iyi kaleci olacak ya. Utku oynamasaydı 16 yaşında Emre'yi oynatacaktık. Problem değil, oynatırız biz. Hiç problem Şimdi değil. Şimdi hocam buna da çok şaşırmıyorum. Sen bir arada şey demiştin. Biz Fenerbahçe'yi kalesiz yendik demiştin. Yani dolayısıyla sen futbolun kale tarafını böyle hakikaten daha cesur gören bir adamsın. Ya genç arkadaşları oynatalım diyoruz. Gençler yetiştirelim. Evet. Nasıl yetiştireceğiz? Oynatmadan genç yetiştirilir mi? Aynen öyle. Oynatıyoruz işte. Rıdvan'ı oynatıyoruz. Rıdvan da oynuyor. Barazan diyorlar işte Rıdvan niye oynamıyor? Ya hiç oynuyor, etmeyin. Rıdvan oynuyor. Hepsi oynuyor. Yani acele etmeyelim. Zamanı geldiği zaman oynar. Oynaması gerektiği zaman oynar. Evet. O zamanın geldiği sinyalini Rıdvan için Başakşehir mücadelesinde aldınız mı hocam? Bakın, iki tane sol bekimiz var. Biz El Sakala ve Rıdvan. Öyle mi? Üçüncü sol bek düşünmedik. Veya orayı başka bir sol bekle güçlendirelim diye düşünmedik. Neden? Ya Rıdvan oynatacağız ya El Sakala'yı. Zaman zaman Rıdvan oynar, zaman zaman El Sakala oynar. Buna alışalım. Başka sol bekimiz zaten yok. Bunu da rakibe göre seçiyorsunuz hocam anladığım kadarıyla. Yani oynamayan yedek değil yani. Ya yedek diye bir şey yok. Bizde herkes oynuyor. Evet. Kim oynamadı bizde? Herkes oynuyor. Oynamayan oyuncumuz yok. Bütün oyuncularımız oynadı bizim. Hani yedek diye bir şey yok. Bir maçı oynar, öteki maç öbürü oynar. Hastalığı var, sakatlığı var. Bunun cezalısı var. İşte performans sorunu var. Sezon içerisinde bir sürü problem var. 40 tane maç, 50 tanenin üzerinde maç oynayacağız. Burada bizim bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bütün oyuncuları hazır tutmak zorundayız. Tek amacımız bu. Onun için uğraşıyoruz. Bütün oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Çünkü şimdi hafta içi maçlar başlayacak yakında. Evet. 3 tane maç oynamaya başlayacağız. Orada bize geniş kadro lazım. Bütün oyuncular lazım. Aynen. Onun için bizde o oynamış, bu oynamamış. Bunlar çok önemli şeyler değil. Evet, gelelim derbi hocam. Şimdi hocam biz milli arada en çok milli ara dönüşü Beşiktaş'ın fikstürünün çok zorlu olduğunu yayınlarımızda her spor kanalında belki duymuşsunuzdur. O fikstür sürekli ekrandaydı ve biz üzerine konuşuyorduk. Siz evet. Medipol Başakşehir engelini geçtiniz ve önümüzdeki hafta bu hafta sonu dev derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceksiniz. Evet. Çok kritik bir mücadele, taraftar da sormayacağımızdan korktu derbi mücadeleyi ne zaman soracaksınız Sergen Hoca'ya diye. Çok önemli ve kritik bir mücadele evet. Sizleri bekliyor hocam. Derbi ile ilgili yorumunuzu da alalım. Evet. Düşüncem şu. Bence güzel bir maç olacak. Çünkü Fenerbahçe'de iyi oyunculara sahip, iyi kadroya sahip, fizik gücü olan takım, koşan evet. Mücadele eden güçlü bir takım. Biz de aynı şekilde cevap vereceğiz sahada. Yani iki takımın çok bence çok güzel, tempolu, iyi bir mücadele olmasını bekliyorum. İyi oynayan, şansı olan, daha fazla konsantre olan, iyi mücadele eden taraf kazansın diyorum ya. Fenerbahçe'de ilk defa derbi oynamıyoruz. Ya 100 yıldan beri oynuyoruz bu derbileri. Her zaman oynuyoruz. Sağda tabii ki rakibimiz ama ebedi dostumuz bizim Fenerbahçe aynı zamanda. Mücadelemiz sadece sağda. Tabii ki biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocam şu maçta elinde bir Sergen olsaydı her şey daha kolay olurdu da. Yine çok zor bir maç olacak. Ben bakın şunu söyleyeyim son olarak. Fixture avantajı diye bir şey yok. O kağıt üzerinde olan bir şey. Herkes herkesle oynuyor diyorsunuz. Bizim ligimizde şu anda herkes herkesi yenebilir. Evet. Hocam yani şunu... Fixture, o iyi takım içeride oynuyorsun, dışarıda oynuyorsun falan bu avantajlar şu anda futbolda yok. Evet. Bunlar sadece kağıt üzerinde. Şunun altını çizmek istiyorum hocam. Trabzon maçı, Başakşehir maçı. Yani üzerine gelen takımlara karşı 6 gol atan bir Beşiktaş'ın var. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ı. Buna karşı zorlandığın maçlarda kapanan takımlar. Elbette senin forvet oyuncuların özelliği de boş alan isteyen oyuncular. Larin'i de öyle, Güven'i de öyle, Abubakar'ı da öyle. O yüzden böyle bakınca derbide aslında forvet oyuncuların için yeteri kadar boş alan kalacak diye düşünüyorum. Siz nasıl okuyorsunuz bu anlamda? Vallahi kalabilir de kalmayabilir de şimdi o gün daha bir hafta var maça. Yani o oyun anlayışımızı henüz daha belirlemedik.
Hani kimle oynayacağız, nasıl oynayacağız? Çünkü Covid'den dönen oyuncularımızı bekliyoruz. Kadro yapıp bir çalışma yapmadık şu anda. Bilmiyorum maçın nasıl olacağını şu an için ama şunu söyleyeyim. Yani temposu yüksek, mücadele gücü yüksek. Güzel bir maç olacak, onu söyleyebilirim. En önemli tarafı bence bu. İnşallah iyi oynayan taraf, iyi mücadele eden, biraz da şanslı olan taraf kazanır. Tabii ki biz de kazanmak istiyoruz. Tabii ki Fenerbahçe de kazanmak istiyor. Gayet normal. Yani inşallah güzel bir güzel dostça iyi hocam, bir maç olur. Başarılar diliyoruz. Antrenmanınız var onu diyor. Evet. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz hocam. Zahmet verdin ve bize kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam başarılar son diliyorum. Bir soru daha var Beşiktaş taraftarının. Çok yazmışlar. Ben sormadığım zaman ekran önünde bu kez neden sormadın oluyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi kaleci almayacağım devre arası transfer döneminde dediniz. Ama acaba teknik heyetin, sizlerin bir listesi oluşmaya başladı mı eksik bölgelerle ilgili? Yönetimle görüşmeye başladınız mı? Son olarak transferi de sorarak kapatalım hocam. Şunu söyleyeyim, şu anda başkanımızla, yönetimimizle devre arasıyla ilgili herhangi bir plan program yapmadık. Hiçbir şey konuşmadık. Hı hı. O yüzden basında çıkan isimler var. Kesinlikle evet. Çıkan isimlerin bizimle hiçbir alakası yok. Çok teşekkür ederiz. Onu söyleyeyim ediyoruz. Özellikle. Hocam i̇yi yayınlar teşekkür diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür çok teşekkürler. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Haftanın şu ana kadar belki de haftanın takımı ve haftanın teknik direktörü. Herkes için, tüm futbol severleri için Beşiktaş ve Sergen Yalçın'dır herhalde diye düşünüyorum. Çok önemli açıklamalar yaptı Sergen Hoca. Laiç'le ilgili, Rıdvan'la ilgili, kaleci özellikle iki genç kaleciyle yoluma devam edeceğim dedi. Ve devre arası transfer döneminde yine kaleci istemeyeceğini, almayacağını çok net bir şekilde ifade etti.